Bir atom modelinde elektronlar eksi yüklüdür. Atomun çekirdeğindeki protonlar ise artı yüklüdür. Ve zıt kutuplar birbirlerini çeker. Müzik nötr bir maddede pozitif yükler ve negatif yükler dengededir. Toprak nötr durumdadır. Elimizde bir madde olsun, proton ve elektronlar eşit sayıda ise bu maddede nötr durumda olacaktır. Bu maddeyi bir iletkenle toprağa bağladığımızda iki madde arasında elektron akışı gerçekleşmez. Ancak elimizdeki maddede elektron fazlalığı varsa bu madde negatif yüklüdür ve bir iletkenle toprağa bağlanırsa toprağa elektron geçişi gerçekleşir. Eğer madde üzerinde elektron yetersizliği ve proton fazlalığı varsa bu durumda madde pozitif yüklüdür ve topraktan elektron çekecektir. Aküde eksi plakalarda elektron fazlalığı, artı plakalarda ise elektron yetersizliği varsa ve eğer kutup başları bir iletkenle bir alıcıya bağlanırsa eksi kutuptan artı kutba elektron çekilecek ve lamba yanacaktır. İşte bu elektron göçüne elektrik diyoruz. Akımın yönü eksiden artıya doğrudur. Ancak fiziki akım yönü bunun tersidir. Bir elektrik devresinin iki kutbu arasındaki basınç farkına gerilim farkı denir. Birimi volt'tur. Volt kelimesi Alexandra Volta'ya ithafen verilmiştir. E veya V harfi ile ifade edilir. Gerilimi su örneği ile açıklamaya çalışalım. Suyun yüksekliği yani potansiyel fark ne kadar büyükse, suyun basıncı da o kadar fazla olacaktır. Akan su miktarı da yani akım da o oranda fazla olacaktır. Eğer suyun yüksekliği yani potansiyel fark azalırsa suyun basıncı da azalacaktır. Gerilim azaldığında akım da azalmış olacaktır. Bir hortumdan akan su örneğinde de durum aynıdır. Hortumda akan suyun basıncını da arttırdığımızda gerilimin arttığı gibi düşünebiliriz. Gerilimle orantılı olarak akan su miktarı artacak. Yani akım fazla olacaktır. Aynı durumu Elektrikle deneyerek gözlemleyelim. Voltajın düşük olması durumunda alıcı ampulün ışık şiddeti zayıf. Voltaj arttırıldığında ışık şiddeti orantılı olarak artacaktır. Bir akünün iki kutbu arasındaki bu elektriksel basınç farkına voltaj denir. Multimetrenin Volt kademesinde ölçülür. Araç akülerinde nominal voltaj 12'dir. Şehir şebeke geriliminde ise 220 ile 230 volt arasındadır. Elektrik akımının geçişine karşı gösterilen zorluğa direnç denir. Birimi ohm'dur. Omega sembolü ve R harfi ile gösterilir. Ohm kelimesi George, Simon, Oma itafen verilmiştir. Su örneğimizde suyun çıkış kısmındaki bir tıkaç akan suya karşı bir zorluk gösterir ve akan su miktarını yani akım şiddetini azaltır. Hortum örneğine geri dönersek, hortumda bir kırılma olursa bu örnekte direnç ile aynı olacaktır. Akan suyun miktarı azalacaktır. Elektrik devresine bağlı bir değişken direnç arttırıldığında akım azalacak ve lambanın ışık şiddeti azalacaktır. Bir otomobilin elektrik devresindeki direnç noktalarını iki grupta inceleyelim. 1 alıcılar Marş motorları, alternatörler, farlar, cam rezistansı gibi alıcılar direnç oluşturur. İkinci grupta ise kablolar ve bağlantı noktaları olmaktadır. Oksitlenmiş kutup başları, soketler ve kablolar direnç oluşturur. Bir el birim zamanda geçen elektron sayısına akım denir. Birimi amperdir. I harfi ile gösterilir andré Maria Ampere ithafen amper kelimesi kullanılmaktadır. Hortumdan akan su debisi gibi düşünebiliriz. Elektrik devresinde akım şiddeti 3 faktöre bağlı olarak değişir. 1. Suyun basıncı yani gerilime göre. 2. Suyun aktığı burnun kestine yani iletkenin çapına göre. 3. Suyun akışına karşı gösterilen zorluk yani dirence göre değişecektir. Devreye seri bağlanmış bir ampermetre ile reosta'nın direncini değiştirdiğimizde direnç arttıkça akımın azaldığını, direnç değeri azaldıkça akım şiddetinin arttığını görebiliriz. Elektrikli alıcıların birim zamanda harcadığı enerji miktarına güçlenir. P harfi ile gösterilir. Birimi Watt'tır. Watt kelimesi James Watt'a ithafen kullanılmaktadır. Devrenin gücü, devrenin gerilimi ve akım şiddetinin çarpımıyla bulunur. Örnek olarak 55 Watt'lık bir far ampulünü düşünelim. Bu ampulde güç gerilime bölündüğünde yaklaşık olarak 4 amper civarında akım çekmesi gerekir. Gerilim, akım ve direnç arasındaki bağıntıyı tanımlayan kanun Ohm kanundur. Formülü üçgen yardımıyla açıklamaya çalışalım. V gerilimi, I akımı ve R direnci ifade eder. Gerilimi hesaplamak istediğimizde, üzerini kapattığımızda geriye kalan akım ve direncin çarpımını eşittir. Akımı hesaplamak için üzerini kapattığımızda gerilim bölü dirençtir. Direnci hesaplamak için kapattığımızda gerilim bölü akım olacaktır. Yönü ve şiddeti değişmeyen akıma doğru akım diyoruz. Osiloskop ekranında bir akünün doğru akım voltaj grafiğini görüyoruz. Doğru akıma rakip olarak ortaya çıkan ve tarihte Nikola Tesla tarafından bulunan alternatif akım, yönü ve şiddeti değişen akım türüdür. Osiloskop ekranında krank mili konum ve devir sensörüne ait alternatif akım voltaj grafiğini görüyoruz.